Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size mükemmel bir börek tarifi vereceğim. Bu börek tarifini daha önce size hiç vermedim. İlk defa veriyorum. Ama daha önce çok kez yapmış olduğum bir börek bu. Hemen başlayalım isterseniz. Çayımı demledim. Bir tek börek eksik. Böreği de yaptık mı? Karnımız doyacaktır inşallah. Şimdi börek için gerekli malzemeleri sayalım. Bir tane kuru soğan, şöyle bir çay bardağı kadar bulgur, köftelik bulgur, şöyle yine bilmiyorum miktarını, bir kase kadar kıyma, şöyle birkaç tutam maydanoz, üzerine bulamak için galeta, sıvı yağ, baharat olarak tuz, karabiber ve kırmızı tatlı toz biber var. Bir de ceviz ekleyeceğim. Şu kaseye de ceviz koyacaktım. Buzdolabından almayı unuttum. Şimdi öncelikle kıymamızı tavamıza alalım. Çok azıcık bir sıvı yağ ekleyerek. Evet. Çok az bir sıvı yağ ekledim. Ocağımın altını yakıyorum. Ve kıymayı da içerisine koyuyorum. Öncelikle güzelce bu kıymanın kavrulması gerek. Bu göz birazcık küçük. Ben o yüzden bunu bir büyük tarafa alayım. Şöyle şu arka büyük gözü alayım. Tamam. Kıymamızı güzelce kavuruyoruz şimdi. Bu börek arkadaşlar böyle sanki içli köfte yiyormuşsunuz gibi oluyor bu böreği yerken. Onun tadında oluyor. Çünkü iç malzemesi hemen hemen içli köftede kullandığımız malzemeler giriyor. Ceviz, ondan sonra kıyma, maydanoz, işte baharatları falan. Hemen hemen hepsi soğan falan işte. Hemen hemen yakın malzemeler olduğu için size yerken içli köfte yiyormuş gibi bir tat verecek böyle damağınıza. Kıymamızı güzelce pişiriyoruz. Ben de bu kavrulurken burada kıymamız pişerken ben de bir yandan soğanlarımızı doğrayayım. Çünkü bunun üzerine soğanları ekleyeceğiz. Şöyle bırakayım. Soğanı da minik minik küp küp doğruyoruz. İnce ince. Doğrayana kadar güzelce sularını saldı. Suyunu saldığı zaman soğanını koyun ki hepten kuruya kalmasın. Şöyle bir karıştırayım. Üzerine soğanlarımı ekliyorum. Yine burada kavrulsun. Ben maydanozlarımı doğrayayım. Şöyle çok az bir miktar maydanozum var. Onu da ince ince kıyıyorum. Tamam. Tamam. Şöyle dolu dolu bir kase dövülmüş cevizimiz var. Şöyle de bir tatlı kaşığı salça koyuyorum arkadaşlar. Biber salçası varsa biber salçası ekleyin. Benim yok biber salçam. Domates salçam var. O yüzden domates ekledim. Güzelce piştiler. Şimdi baharatlarını ekliyorum.
1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve yine 1 çay kaşığına yakın da tuz ekliyoruz. Bir de şey diyecektim. İsteyen kimyon vesaire, değişik nane falan, öyle istediği baharatı kullanabilir. Ben bu kadar baharat ekleyeceğim. Bu baharatlarla yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Ama kendi damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyoruz. Bulgurunu ekliyorum. 1 çay bardağı bulgur ekledik. Sonra şöyle cevizini ekliyorum. Ve maydanozları ekliyorum. Şimdi bunların güzelce hepsini harmanlayacağım. Yine karıştırıp bütün malzemeler birbirine karışsın. Tamam, harcımız hazır. Şimdi yufkalara geçelim arkadaşlar. Hazır yufka kullanacağız. Tamam. Mükemmel bir iç harç oldu şimdi burada. Hemen mutfağı temizleyeyim, şöyle bir toparlayayım. Şimdi önce yufkaların içi için ne yapacağız? Bir iç sos hazırlayacağız. Bunun içinde ne koyacağız? Hemen göstereyim. Şöyle yarım çay bardağı su ekliyorum. Ve yine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İç sosuna ve bu galet unu yufkanın dışına bulamak için kullanacağımız sos bu sos arkadaşlar. Yağlı su yani. Tamam. Şimdi yufkalı sosumuz şöyle kenarda dursun. Biz yufkalarımızı açalım. 4 tane yufka aldım ben pazardan. Bir yufkadan 4 tane börek çıkacak. Yufkamı şöyle açtım mı? Yarısını bu yağlı suyu güzelce ıslatacağım. Şöyle bir kaşık alalım. Şöyle damlatıyorum. Tamam. Üst üste koyunca zaten iki katı da ıslanmış olacak bu karışımla. Şimdi eşit bir şekilde üstüne kapatıyoruz. Şöyle yarım. Bu çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Misafirleriniz için de çok lezzetli, nefis bir börek olacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denemeyenleriniz varsa aranızda. Ya avcı böreği diyorlar ismine. Ama içli börek. İçli, resmen içli börek gibi tatlı oluyor. Şimdi bunların üzerine hiç sosundan dökmüyorum. Şöyle harcımızı alalım bir. Harcımızdan eşit miktarda hepsine paylaştırıyoruz şimdi şu kısımlarına. Sigara böreği gibi katlayıp saracağız. Evet, şimdi şöyle şu iki yanından katlıyoruz. Görünüyor değil mi? Evet. Şimdi böyle. Şimdi yine yanlarını katlayıp sarıyoruz. Bu kadar kolay.
Şimdi teker teker böreklerimizi kızgın yağın içerisine koyuyoruz. Çıkan sesler zaten anlıyorsunuz nasıl kızdığını. Kızgın yağ atmazsanız eğer galeta unları yağ çeker ve hiç güzel olmaz. Çok ağır gelir size bu börek. Evet. Arkadaşlar böreğim hazır servise. Bu şekilde yanına da çeri domateslerden koydum. Bir de çay dolduracağım bir kupa. Ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır puf puf. Kabardı da böyle. İçli köfte tadında harika bir börek oldu. Umarım siz de deneyip çok beğenirsiniz. Afiyetle yersiniz. Bu videom da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.